Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salat ve selam Ala Resulina Muhammedin ve ala alihi Ve sahbihi ecmain Ala Resulina Muhammedin selavat Cenab-ı Hak tefikini refik eylesin Hizmet-i maniye, Kur'aniye de Ayağımızı kaydırmasın Evladı, yâllerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin Usul ve furularımızdan her kimler ahirete geçmişlerse bu maide-i sofrasından hisselerini ziyade eylesin. Amin. Arkadaşlar imanla rollerin e, belirlenmesi. Eğer roller belirlenmese evde sıkıntılar olur. Ahlakta da şunlar olur diye şunlar da olmaz. Onlardan birkaç yer okuyacağım. Rol bilinmezse evde daha çok karı koca münasebetlerinde. Ee, o roller bilinirse şu şundan böyle olur diyor bundan böyle olur onu okuyacağım. O zaman ötekiler de A partisi B partisi gibi çocuk böyle bir parti takip etmez. Hangisi fazla rüşvet veriyorsa ona oy verir. Tarzını hareket etmeye mecbur etmemiş olur. Anne hani baba kavga ederse mutlaka çocuk kendisine yakın olana oy verir. Yani itmiş oluruz oraya. Roller bilinmemesiyle ailede ne olur? Kimin rolü nedir? Çok hoş bir yer. Her düğünde okurum bunu. Ezberimden anlatırım. Dördüncü delil Nevi Beşer'in hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek saati okuran, diğer çaklar harekete getiren bu bir. İkincisi dünyevi saadet için bir cennet. Yani eve gitmek akşam istemez değil de tam tersine kendimi bir atsam eve küçük bir cennet bir melce yani medet alınan sığınılan tahasüngah ise aile hayatıdır. Eğer karı veya koca eve gelmek istemiyorsa huzuru başka yerde arıyorsa işte bunun tersidir. Orada zemberek merkezi değil cennet gibi değil tahasüngah değil kuvvet alınan bir yer olmamış oluyor. Onun da sebebi zaaf imandan kaynaklanıyor. Her şeyde olduğu gibi. Burada da iman. İman alemi şahadette olup... ...alemi gaybı seni taşıyan... ...tanımlayan, burada iştevi olup... ...ama buralı olmayan iman. Olmayınca bak şurada... ...bak ne yapıyormuş... ...227'de... ...her bir şehir... şehir ...kendi ahalisine... ...geniş bir hanedir. Eğer imani ahiret imanı ahiret. O büyük aile efradında hükmetmezse ahirete iman çok tuhaf bir şeydir. Buralardan çıkartıyorum psikoloji de bir garip yani. Mesela imanı bil ahiret. Neyimizi tanımlıyor? Daha çok geleceği. İmanı bil ahiret geleceğin üstünü kaldırıyor. Erkeklerin psikolojisi daha çok gelecekle alakalı olur. Tıptaki adı anksiyete, kaygı. Yani bizde korku, gelecek korkusu, geçim korkusu, kariyer korkusu, e, mukabele görmeme vesaire. Kadınlar daha çok geçmiş OKB dedikleri. Yani geçmiş takıntıları. Vara takılır, erkek yoku var eder. Gelecek. Daha çok yani. insan erkek daha çok geleceğe, e, geleceğin korkusu, anksiyete dedikleri, kaygı. Erkekler daha çok bundan Kadınlar ise 17 sene önce düğünde bana yüzünü çevirmiştin. Ablana bakmıştın. Unutmuş değilim. Kaç sene önce? 17 sene önce. O Biz ne sona gülüyoruz? Biz de var olmayanı var edip üzülmemese de onlar da öyle gülüyor. Ne ile tamir edeceğiz? Bunlar ne alakası var? Psikoloji şöyle. Geleceği tamir eden imani bil Geçmişi tamir eden imani billah. Allah'a iman. Hanımların psikolojisi daha çok Allah'a imanla atfak, noksan ve kusurunu deruhte ederek. Ahiret Allah'a iman dersleri daha çok okunmalı. Tefekkürü. Erkekler ise haşir dersini daha çok okumalı. Haşir. E burada bir evi cennet yapmasının sebebin hangi imandır? Evi cennet yapan birinci derecede. Ahirete gelecek. O zaman senin elinde bu. Bak diyor ki buradan çıkartıyorum bakın. Bak nereden ne? Her bir şehir kendi ailesini geniş bir hanedir. Eğer iman bil ahiret o büyük aile fertını hükmetmese cemiyette de öyle. Şimdi cemiyeti uyguluyor. Güzel ahlakların esasları olan mesela iman ne yapar? Girdiği zaman ihlas ergen samimiyet <laughs> yok. Böyle. Böyle böyle değil. İhlas samimiyet esas alır, fazileti alır, hamiyeti alır, fedakar olur, rıza ilahi merkeze koyar, sevabı uhrevi olur. Eğer bu olmasa iman veya nasıl anlarız? İman zayıf olunca garaz olur. Yani ihlas yerine garaz olur. Samimiyet yerine menfaat olur. Fazilet yerine sahtekarlık olur. Hamiyet yerine hotgamlık olur, fedakarlık yerine tasannu olur, riyayı, şey, riza ilahi yerine rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Olur. İman olursa bu olur, iman olmasa bu olur. İman bir insana girerse ihlas olur. İki, samimiyet olur, fazilet olur derecesine göre. Hamiyet olur dört, fedakarlık olur beş, riza ilahi olur altı. Eğer iman girmemişse, girmemişse kafirde bu vardır. Veya iman tesir etmemişse fazla, ihlas yerine garaz olur. Samimiyet yerine menfaat olur. Fazilet yerine sahtekarlık olur. Hamiyet yerine hot gamlık olur. Gamsız. hotgam Yani umurumda hiç hamiyet olmaz ya. Kendi merkezine koyar mesela vatanın şeyini, büyük bir ciddi bir şeyini, mesela savunma sanayisinin şeyini, projesini küçük menfaatine satar. Satar yani. Gider, halkına bomba yatar yukarıdan aşağıya. Halkın parasıyla bindi uçakla. Halkına atar yani. Bu çoluk çocuk masumun acaba suçu var mı? Demez ya. Yani. Ya bu ne demek biliyor musun? Anlamayız şimdi biz onu. Ancak böyle damara dokunursa anlar. Araba sürüyorsun. Bir kedi ezmemek için belki de takladan dönüyorsun ya. Araba yani vurmayayım diye. Az kaldı takla atıyordu. Öyle mi abiler? Atan da var. ya. Bir kedi köpek ezmemek için. Peki seni bu hale sokan. O hızda giderken olur mu ya işte takla atacaksın. Ama akıl değil ki, aklı değil ki. Öyle düşünemiyoruz ki. O şeyden dolayı hiç o kurtarayım diye kendimizi tehlikeye atıyoruz değil mi? Adam bombayı nasıl atıyor? Düşün, oradan düşün. Ya bu çocuğa gidecek ya, kadına gidecek ya. Hamiyet yerine hotgam olur. Fedakarlık yerine tasanlı olur. Riza ilahi yerine rüşvet ve aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insanet altında anarşistik ve vahşet manalı hükmeder. Vahşet. Nereye götürür bu? Anarşilik ve vahşet. Şimdi bir yer okuyacağım. 500 sene sonra bekliyorlar hala. Yecüc ve Mecüc'ler türer. Bakın var mı yok mu? 149 Kastamon. Acayip bir kitap Risale ya. Bak böyle şey yapınca böyle. Tamam diyor ki burada. Bunlar aldı. Zahir Asayiş var. Zabıta böyle. İkide bir. Zabıta ne ya polis. Çoğaldı çoğaldı. İnsaniyet altında. İnsancıl. Masonlar da öyle ya. insancıl. Böyle yapılıyor. Okulun çatısını yapar. Vay. Bütün çocuklara aşı yapar Lyons kulübü. Ev ev dolaşır. Ama hastanede para yatıramayan bir adamı esir kalır orada. 28 Şubat'ta bizim dershanede de yaptılar. Çocuk var mı? Var. Ne yapacaksın dedim. İğne yapacaktık. Ya ben daha hastaneye gittim. Param yok diye bakmadınız. Ev ev dolaşıp iğne yaparlar. Kim yapıyor bunu? Lyons kulübü. Vay be. Yahudi sistemi. Çocuklarımız aşı yapıyor. Siz de aşı yapmaya devam edin bakalım. Aşı bak çocuğa. Çocuk mikroplu mu doğuyor ki doğar doğmaz aşı yapılıyor? Çocukta mikrop mu var? Yok anasına doğan mikrop yok. Niye mikrop veriyorsun? Ben biraz deli olduğum için deliye pek dokunmuyorlar. o için şey yapıyorum ve benim söylediğimi fazla kale almayın. Çünkü normal değil. Tamam. Ha Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşilik. Bak anarşi. Sonra vahşet. Bu nasıl gözükür toplumda? Ahlakta ve hayatta. Ahlak çökünce yecüc ve mevcut. Ahlak çökünce yecüc olur ahlak. Fert. Mecüc ise bu çöken ahlaksızların bütünselliği. Fertlerin toplumsallığı. Ferdin ahlakı çökerse ahlak. Ahlak çökerse ahlak. Biraz önce 6 tane şey saydım ya. Bunlar şu bak. Garaz. Şuna tayin ve pekmez katar mısın? Bak tayin ve pekmez. Karıştırdık. Şimdi ben karıştırıyorum altı tane. Garazı koy. Menfaatı koy. Sahtekarlığı koy. Hotgamlığı koy. Tasanuyu koy. Riya. <laughs> Öyle. Bizde de var yani. Riya. Sonra rüşvet. Bunlar bir araya gelirse ne olur? altı tanesi. Yecüc olur. Yecüc ve mecüc ne demek? Ahlakta ve hayatta. Ahlak çöker. Ahlak çökünce eve nasıl yansır? Roller değişir. Roller değişince ne olur? Ev cehenneme döner. Rol nasıl değişir? Erkekten okuyacağım orayı. 183 şualar. Sözlerde var aynı mevzu. Emniyetine binaen 97. sayfada. Erkekte şefkat, merhamet. Rolümüz bu. Yukarıdan aşağıya şefkat, merhamet, kadından hürmet ve vefa. Olursa o cennet olur. roller bir değişirse evde duman olur. O nasıl yapacağız onu da okuyacağım. Arkadaşlar biz okuyoruz. Eşlerimiz de çok şükür okuyorlar. Bu haldeyiz. Ya okumayanlar? hayal edemiyorum. Mesela psikoloji sıkıntı var. Öp de başına koy. Müslümansın sıkıntılı, sıkıntı ne olacak? Sıkıntısı olmayan masalardır. Taşların sıkıntı çekmez. Alem İslam'a indirilen darbelerden dolayı bir gece sıkıntısından dokuz dişi düşen ustadın talebesiyiz. Bir defa Allah Resulü karnımın doyduğunu, bir defa uykumu aldığımı bilmiyorum diyen Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. sıkıntı olacak tabii. Peki niye oluyor biliyor musun? İrade ve ihtiyarın dışında alem İslam'a indirilen darbelerin hepimize, hamiyetimize, imanımıza nispeten bize çıkan faturadır. Durup dururken sıkılmanın sebebi o faturadır. Onun için şükret. Allah Allah nereden çıktı? Bir gece yatamadın ya. Yatamadın ya o gece. Ha, mutlaka bir alem İslam'a müthiş bir zulüm var. Sana çıkan fatura o kadar. Faturaydı o. Bir kalktın ya bugün iki üçe kadar yatamadım ya. Mer bir yerde katliamı. Aynı saati araştır. İnan ciddi bir şey var. Sana çıkan fatura bu kadar. Sıkıldığına üzülme, sıkıldığına sevin. Ya böylelikle. Bak Yecüc ve Mecüc ahlakta ve hayatta zulmetli bir anarşilik. Ne demek bu? İçinde bir kaos var. Zulümat. Karanlık akliyidir. Gözü görmez. Her şey eşit. Ölçü yok. Karanlık bu. Zulümat ise içsel sıkıntı. Bu ne yapar? Anarşist. Anarşinin tarifi nedir? Hiçbir ahlakı kaideye nazara almadan. Kendisini bile ortadan kaldırmış. Kendisini ortadan kaldırdıktan sonra hiçbir ahlakı kaide olmaz. Anarşi buna deniliyor. Ölçü yok. Onlara diyor usta şiddetli bir inzibat da olur. Bir de mevcut zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Yecüc ve mevcut ahlak ve hayat çökecek diyor. Hala Yecüc ve mecücün bir hayattaki karşılığı bu. Hani hala Deccal bekliyor ya 500 sene sonra. Yecüc ve mevcut da bekliyor. Dünya bitti. 500 sene dünyanın ömrü mü var? Yok öyle bir şey. Ama hala bekliyor. bekte. Çünkü niye? Asıl imamını tanımayan cahiliye ölümüyle ölür. Niye? Kendi kafasını göre hareket edecek. Ben de ölçüler vardı ondan şey yapıyorsun. Bu budur. Bu da budur. Şimdi arkadaşlar şu e, okuduğumuz yerlerden ya keşke şurasını biraz da atsa diyeceğiniz olursa beraber şey yaparız. Ben şimdi eve gene dönüyorum. Evde rollerin Nasıl olacağını söylüyor. Çok hoş bir yer, çok ilginç. Nasıl yapacağım tamam? Şefkat ve merhamet, muhabbet. Nasıl yapacağım? Erkek bu. Kadın aşağıdan yukarıya. Vefa, hürmet, hürmet aslında. Hürmet, hür, haddini bilip hududunda kala. Hürmet o demek. Yoksa tabii efendim, buyurun ya biz böyle. O zaman e, aşağılamış oluyorsun. Öyle değil hürmet, haddini bilip hududunda kalmayı bilendir. Rolünü bilir. Ya, hürmet oy demek. Değer vermek, değer verilene. Diyor ki, zemberek, dünyevi saadet için bir cennet. iki bir melce. Melce ne demek? De sığınak. Ve tasunga yardım alınan aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Hakikaten öyle. Evinizi hayal edin. Hakikaten insan gitmek istemez mi? Ben bile. Bütün dershaneler evimdir. Ama böyle Arnavutköy'e doğru gittiğim zaman şehrin şey, of be, günün yorgunluğu gidiyor. Yani buradan kalkacağım Arnavutköy'e gideceğim. Öyle Allah Allah. O masama geçtiğim zaman her şey gidiyor. Çünkü usta diyor ki Risale-i Nur'la iştigal ölüm hariç her derde devadır. İsterseniz deneyin. Ya Rab sen şahit ol. Allah'a yalandan şey yapma, şahit yapma kafirliktir. Fetiva 163. 1. ciltte söylüyor. Bunu bilerek söylüyorum. Derdim olduğu zaman masaya oturuyorum gidiyor. Bütün ölüm hariç her desin. Ama peki ben okuyorum gitmiyor. Yöntemin yanlış. Sen sif okuyorsun. Olmaz. Yazarak. Nun okkadır. İçinde mürekkep var. Ve mayesturun. Ondan sudur edecek. Nun okkadır. Nun vel kalmi ve maestorun. Kalemle beraber. Ya, bir okumak, yazmak, dinlemek. Ya bir, bu adam bu kadar söylüyor. Kastamonu 54'te söylüyor. Ya, kaç kişi ya bir defter alayım diye ben de ilgimi çeken cümleyi yazayım. Hani havanda su dövüyoruz. Yani maalesef çuval düzün kendimize takış şey yapıyoruz. Niye sıkılıyorsun? Yazmıyorsun ki. Yazmıyorsun. Desem ki muayene, psikiyatri muayene bir milyon olsa beni bir saat değil adam bir yarım saat randevu verdi bin lira alacak. Bir buçuk sa saate yapsa bin lira. Vay be ne merhametli adam. Nasıl dinlerdik? Biz 45 dakika 50 dakika geçince psikoloji tedavi bedava ya bu dersler. 50 dakika geçti ki dersi kesme. Ders değil ki te bu tedavi. Tedavi arkadaşlar tedavi. Vallahi tedavi. Tedavi. Bak size aksiyeteden bahsettim. O KB'den bahsettim. Oksesi, kompüsüs, hastalığı, geçmiş takıntısı. Gelecek aksiyete işte. Kaygı, korku. Onun çaresini söyledim. O ne diyecek? Doktor sana ne diyecek? Bizim kardeşler de var. Vur çarla oynasın, pat oynasın. Korktuğun yerden uzaklaş. Unutmaya çalış. Bu yani. Hayır öyle değil. Derdimi seviyorum diyeceksin. Derdinle savaşmayacaksın. Dert değil o. Alemistan'dan sana çıkan faturadır. Eğer gelecek kaygın varsa imanı bil ahiret dersleri, eğer geçmiş takıntılı varsa Allah'a teslim ve tevekkül, itimat ve kanaatı artıran tevhid dersleri, tevekkülü derslerle. İşte risale Bambaşka, bak şimdi Tansunga ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Burada bir ölçü getirecek. Ve o hane ve aile hayatının hayatı, hayatın hayatı. Hayatın hayatı olur mu? Hayatın hayat iman. İm hayatınızı imanla hayatlandırırsınız. Mazi ve geç, geçmiş ve gelecek var olur. Çok acayip diyor ya. Eğer diyor 224 şu mazi ve mustaqbət geçmiş ve gelecek zamanları içine alıyormuş iman. Geçmiş de yok, gelecek de yok. Hep hazır hangi. Hani geçmişe üzüldük bir, bir sürü şeylerimiz var. Geçmişin nasıl var ediyor? Tövbe ile. Geleceğini neyin nasıl var ediyor istifalla. Yani biz dünya için yaratılmadık ki. Bak iman geçmiş ve gelecek kayıtlarından çıkartıyor. Ne nimet ya anlayamıyoruz ki. Çünkü niye biliyor musun? Çok şükür ki böyle dershanelerimiz var da ee, gündelik hayatta akvaryumdan çıkmış balık gibiyiz ya. Onun için biraz şş, sendeliyoruz. Mazi ve mustakbı. Ne kadar anlarız arkadaşlar? Ne kadar YouTubelardan, Tiktoklardan, YouTubelardan o şeylerden uzak durursan o kadar iner aşağıya. Buradan aşağı iner. İnan. Yoksa olmuyor. İstersen 10 dakika hiç sana yakışmayan bir videoyu seyret. Akan binde 10 cüz oku. Vallahi 10 cüz okumasaydı keşke onu seyretmeseydi. Çünkü okumak farz değil. Ama o haramdan kurtulmak farzdı. İstersen 10 cüz oku. Sabaha karşı 10 dakika o rezilliğe git. Duman idi tahrip kolaydır. Et eser. Tahrip kolaydır. Duman ediyor. Bu ne kadar uzak durursak bu dersler yapışır içimize. O hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti. Aile hayatının hayatı. Saadeti samimi hihihi yok. Bak samimi, ciddi, vefadarane hürmet. Bu kimden? Hangi taraf? Erkek mi kadın mı? Kadın. Samimi olacak. Ciddi olacak. Vefalı olacak. Hürmet edecek. Hürmet. Buyurun efendim. Tabii ne emriniz var? Kahve, çay? O değil ya. Hürmet. Haddini bilip, bilip haddi, hududunda kalmak. Değer verilmesi gerekene değer verilmesi kadar, miktarı kadar değer vermek. Bir kere ilk önce hürmet kendine edir kendine değer vermeyen başkasına veremez. Kendisiyle barışık olmayan başkasıyla nasıl barışık olur? Ben kendimle kavgalıyım. Kafamı yastığa koyduğum zaman, "Ooo bu cehennem topuna dönüyor. Senle nasıl barışık olacağım? O yatakta eşimle nasıl iyi anlaşacağım ki? Kafam cehennem yahu. O hürmet ilk önce kendime. Vefa ilk önce kendime. İlk önce insan kendisine vefalı, kendisine vefalı olmalı. Sonra o vefayı veren zata olmalı. Allah da öyle diyor. Beni mi tanımak istiyorsun? Beni bırak ikinci derecede. İlk önce kendini tanı. Men arefe nefse fe kadarefe Rabbe. İlk önce kendini tanı. Bu ne demektir? Kendine vefa, kendine hürmet, kendine değer, kendine kendine barışık ol. Kendini tanı. Tanıdıktan sonra tanıman gerekenleri tanırsın. Tanımıyorum ki. Hep dışarıdayım. Diyor ki bu zannediyor ki hürmet öyle itaat şeytat. O değil ya. Haddini bilip hududunda kalmak. Ne demek bu? Değer verilmesi gereken şeye değer verilmesi miktar kada değer vermek. Demek ki kadından samimi, ciddi, vefadarane hürmet edecek. Erkek ne yapacak? Bu da kadın samimiydi. Erkek hakiki olacak. Kadın ciddiydi. Erkek şefkatli olacak. Kadın vefalıydı. Erkek fedakar olacak. Kadın hürmet ed edecek, erkek merhamet edecek. Ha buradan okuyor. Ya buradan bak. ne kitabı? Yalnız bir kitap, psikoloji değil mi? Evdeki sorun. Yani roller birbirine girmemesi lazım. Kadın samimi olacak, erkek hakiki olacak. Kadın ciddi olacak, erkek şefkatli olacak. Kadın vefadar olacak, erkek feda fedakar olacak. Kadın hürmet edecek. Erkek merhamet edecek. Yoksa yecüc mecüc oluruz. Yecüc ferttir. Mecüc onların bütünselliği olan. Ahlakta ve hayatta diyor. Zulmetli ve zulmatlı bir anarşillik. Yani anarşi ne demek? Bak anarşi sokaktaki tabanca atan değil ha. Hiçbir kayda ahlakı kayda tanımayan. Ahlakı kayda tanımayınca devlete zararlı unsur olur. Trafiği kırmızıda geçer. Onun bunun hukukuna tecavüz eder. Sabah gece yarlana kadar gece son sese kadar müzik açar. Anarşist bu. Kendi dinlemiyor ki bakıyor. Kim rahatsız oluyor? Rahatsız olanlardan lezzet alıyor ya. Bakıyor böyle. Allah bilmem ne versin. Alama demişler ki Allah belanı versin falan dediler senin için. Dediler de niye seccadeyi istemiş ya. Demiş ki sana bak lanet okuyorlar. Okuyorlar da ne diyorlar? Falanca yalanı. Ben de bahsediyorlar ya diyor. <laughs> Şöhret perestlik böyle yapıyor. Şimdi böyle dum dum dum. Yani mümkün değil. Bir evde rahatsız oluyorsun. O adam nasıl yapıyor? Rahatsız etmekten lezzet alıyor. Kim bu? ilan? İlan ruhu. Böyledir. Ve bu peki nasıl becereceğiz bunu? Samimi hakiki. Sonra ciddi şefkatli. Sonra vefa, fedakar, hürmet, merhamet nasıl olacak ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik hadsiz bir zamanda, hudutsuz bir hayatta birbirlerle, yani he, imani bir bilahiret olursa ben fani dünyada karı koca değilim. Şimdi güzelliği gitmişse de hürilerden daha güzel olacak bu benim ezi ebedi bir arkadaşım olacak. Peki evlenirken veya şimdi bunu nasıl becerecek? Benim derdim bu. Şu anda okuyacağım yer. Şu anda evli olanlara ve bekar olanlara da diyor ki nasıl yapacağız? Dört tane. Kız evlenirken ben ilk önce ezberimle söyleyeyim sonra koyacağım daha iyi anlar. Kız evlenirken erkek olarak kız erkek olarak kız büyüdü evde. Kimi gördü erkek olarak? Babayı. Babayı. Başka? Kardeşi, arkadaşı, abisi vesaire değil mi? Ee, erkek büyürken kadın olarak ilk önce kimi görüyor? Anneyi, ablayı, kız kardeşini ve arkadaşını dört. Şimdi erkeğe diyor ki ey delikanlı ey biz şu anda koca olmadan önce o gelen kız yuvayı terk ediyor. Şimdi elbiseye ihtiyacı olduğundan gelmiyor sana. Karnı aç olduğu için gelmiyor sana. Değil mi? Onun için gelmiyor. Sokakta kaldığı için senin evine sığınmıyor. Ha. O gelen kız dünyasında bir pro proje var, bir formül var, bir model var. Erkek modeli kafasında. Ne var o? Babası gibi, er erkek deyince baba gibi, ufak kardeş gibi, abi gibi, arkadaşı gibi böyle tanıdıkları gibi. Bir erkek modeli var. O zaman erkeğe diyor ki ey delikanlı. O kız gelmeden önce kafasında bir baba modeli var. Sen ilk önce baba olacaksın. Sonra onun abisi gibi olacaksın. Sonra kardeşi gibi olacaksın. Sonra arkadaşı gibi. Sonra koca olacaksın. Kıza da diyor ki. Ey kız. Eve gidiyorsun. O gittiğin delikanlı. Kadın olarak ilk önce kimi biliyor? Anne, sen eş olmadan önce ona ilk önce anne gibi olacaksın. Kızı gibi olacaksın. Ablası ve kardeşi gibi olacaksın. Sonra eş ol. Toparlarsak tek teke indireyim. Ey kız, kocana giderken anası gibi ol, sonra eşi gibi ol. Ey delikanlı, gelen kıza koca olmadan önce babası gibi ol, sonra eş ol. Daha sıkıntı olur mu? Olmaz. Olmaz abi. Bak burada diyor. Diyor ki yani ahirete eve hayatını cennete çeviren ev hayatının hayatı imanı bil ahiret deyince ahiret inancı olursa bu olur. Olma olma nispetinde bu sıfat bizde gözükür. Bu hakiki hürmet, samimi merhamet, ebedi bir arkadaşlık nedir o? Ancak ahirete. Ölünce her şey bitiyorsa ben bu kadınla niye kanaat edeyim? Alman gavurun, İngiliz gavurun böyle. Niye ben bir eşimle kanaat edeyim? Bozuldu kaportası. Ben zaten muhabbetimi kaportaya bağladım. Adam da böyle güzel, yakışıklıydı. Güzelliği de gitti. Kadın, ben gençim. Niye buna hayatımı bağlayayım? Haklı mı? Haklı tabii. İman olmayınca haklıdır tabii. Evi var mı? Var. Aması var mı? Var. Tamam. Bunun için oldu. Yoksa zaten bu sebep yoktu. Kalktı gitti. İmanı bile ahiret olursa sonsuz bir hayatı monte edip ailene getirirsek yani ahirette de hayatımızdır. Bu hayat ahirette de devam etmeyecek ediyor zaten ama camilerde düğünlerde cenazelerde şöyle konuşuyorum. Ne yapalım orada zaman kibini kullanıyorum. Şu andaki amelimiz evrat eskarımız ahirette de gözükecek önümüzü çıkacak diyorum. Aslı öyle mi? Değil. Suret böyle. Aslında şu anda oluyor zaten. Ahirette olmayacaksınız. Oluyorsunuz. Şu anda bu surettir. Ahirette de beraberiz. Ha, Allah bizi surette yaptı. Ahirette de böyle. Suret hakikata istinad eder. Medet alır. Hayatlanır, ruhlanır. Şu anda hakikattan kopuk olur mu bu? Ahiretsiz olur mu bu? Ancak diyecek samimi misin, riyakar mısın o. Ama olanı olmamış gibi gözükür mü? Bugün derse gelmedin. Varmış gibi olur musun o filmde? Varsın yok gibi de olmazsın. Öyledir ya. <laughs> öyle. Vesvese etme Allah suizan etme. Varsak varız. Yoksak yokuz. Ha yokken var yapması yazması o öyle bir şey var ya hoca ile başkan sınıf başkanı ayarlıyor. Merhamet ilahiydi ve ele ayarlarsa yokken var yazarsa başka bilmem. Bir arkadaşlık ve daimi bir refakat sermedi bir beraberlik hadsiz bir zamanda ve huzursuz bir hayatta birbirlerine bak. Nereden çıkarttım? Ne yani pederane. Bir baba gibi ol. Fersendane. Ne demek? Evlat gibi ol. Baba gibi ol. Ne kaldı? Evladı gibi ol. Kardeşane ol. Arkadaşane münasebetlerini bulunmak fikriyle. Böyle düşünürsen. Bunu da sana iman düşündürür. Bu iman hangi iman? Ahirete iman. Ne kadar yakın olursa ne kadar ahirete, ahiretle alakalı şeyler tefekkür bizde inkişaf ederse fikriyle ve akidesiyle olabilir. Mesela bak der ki, mesela der bu harimim, bu benim eşim. Ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir refikaya hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var, gelecek. Hakikaten ya, ah mesela annesi vefat edenler vardır. Çünkü bayağı seviyeli, yaşları yüksek olanlar var. Mesela benim de gitmiş. Allah hepimizin geçmişine rahmet etsin. Amin, amin. Gecenin hürmetine. Amin, amin. Bizim mesela şimdi annemi şimdi görmek istemez misin sen? Annenizi, babanızı, babaanneni. O çınar gibi 110 yaşında büyük anem nasıl öğretirdi? Oğlum bu böyle Allah Allah nereden biliyorlardı ya? Okumadan okumuş. Takvaları. Usta da demiş biliyor musun size bir hatırlatmayayım gayrimüteşirde yazıyor da öyle ben fazla hatıralara şey yapmıyorum ama külliyata özdeşirse kabul ediyor şey yapıyorum. Ustad e, dediler ki sen ne nasıl yazıyorsun bunları ya? Bu, bu eserler nasıl yazılıyor? Be, be, bir, şey var hadiste. Onu hadiste söyleyeyim sonra söyleyeyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki iki defa Fatih'e nuzul etti. Ben diyor ne istersem bu Kur'an'da Fatih çıkarsan Kur'an'ın hiçbir süresine benzemeyen bir süredir diyor Fatiha. Fatiha'sı şifa yoktur diyor. Ben diyor oraya bakarak bütün ne ihtiyacım varsa alıyorum söylüyorum. Peygamber oraya bakıyormuş. Benim evladım diyor gelecekte ne ihtiyacı varsa Fatiha'ya bakacak yazıcı ortaya koyacak diyor. Bunu nasıl yaptı peki Fatiha'ya nasıl bakıyor? Ustada demişler ki sen bunu nereden yazıyorsun? Allah'ın ilminden tamam nasıl vardın ilmine? Takva merdivenimi Allah'ın ilmine dayadım dedi. takva. Allah'ın ilmine dayanmış. dayanmış merdiveni. Takva nedir? Malum bilinen günahlardan ve ahlakı sufliyeden. Meniyattan ve günahlardan iştinaf etmek demek. Günahlar malum. İşte zina, içki, kumar. Meniyat nedir? Suyu ahlak. Geçimsiz, bağnaz. Çözümün parçası değil, sıkıntının parçası. Nerede bakarsan hep böyle tüm, olumsuz. Hep felaket telalı. Hizmette de öyle. Ama şöyle olur. Ama böyle olur. La kardeşim bir musbette de ya. Ama şöyle olur. Ama böyle olur. Hep felaket telalı ya. Takva nedir? Meniyattan ve günahlardan iştinav etmek. Uyumlu olmak. Seni gördükleri zaman of be bu adam. Veya vefat edince olan bir mikroptan da kurtulduk dememeleri lazım. Sen ölünce yani adamlar da bir kopuk olmasıyla lan bir yeri kopması lazım. Olan bu adam bizim veya bu hanım bizim işimize yarıyordu ya. Ya Rabbi ya. Allah Allah. Ciddi bir boşluk hissetsin. Yoksa iyi ki gitti bu mikrop dediği zaman valla cenazede oluyordu. Denk geldim bir yerde. adam demek gayri ihtiyar yanımda duydum Yani. Nasıl bilirdiniz? Sen çok iyi bilirsin ya Rabbi. Ne? bu ne demek? Mikroptur demektir. Duydum yani. Böyle nasıl bilirsiniz? Sen çok iyi bilirsin ya Rabbi. <laughs> Baktım. Anladığımı anlayınca güldü kayboldu oradan. <laughs> He? <Ha? gülüyor> He ya. Çıktı. Dedi ki hakkınızı helal ediyorsun. Etmiyorum dedi. Ona ben ben kıldırıyorum şimdi. Kıldırıyorum başıma patlıyor. Nerede buluyorsa bu işte beni. Sonra şimdi daha dememeye ama demeden nasıl olacak? Hak helal ettirmede nasıl cenaze kılacak? E, kılıyorlarsa kılıyorlardır. Kılıyorlarsa kınıyorlar demektir. Oluyor demek ki. Oluyor da bir şey demiyor ya. Dedim hakkınızı helal ediyor musunuz ki? Etmiyorum dedi. Ola ilk defa. Kimdir o dedim ya. Ya hani ben dedi evimi dedi mutaytti dedi. Vermedi dedi. Bunu laf, laf olsun diye sormuyor ha. Laf olsun, laf, torba dolsun değil. <laughs> Arkadaşlar dedim bu ölünün varisleri gelsin. Bunu taahhüt etsin ben kıldıramam. Dedi. Kılamazsın zaten. Var mı böyle bir şey falan? Var mı delilin? İki şahidim var dedi. İki şahit namaz kılıyor mu? Bunlar şahidim dedi. Şunlar da şahidime şahittirler namaz kılıyor. Evet dedi bunun dairesi bilmiyorum. Bunu oğlum, ben benim hocam dedi. Babamdır dedi. Ondan sonra deruhte ediyor musun? İmzayı at. Ondan sonra deruhte etti. İmzaları attı. Tamam. İyi. Şimdi helal ediyor musun? Ediyorum dedi. Ama hayatımın en zor cenazesiydi. <gülüyor> <gülüyor> Perişan etti. Yani ben hakkımı helal ettim çünkü bir atlet gitti. <laughs> Ciddi diyor. Yani zor yani. Her, her böyle söyle işte de sormam da gene bir şey patlar diye korkuyor. Ama daha şey patlamadı çok şükür. Bak diyor ki ahirete iman imdada yetişti diyor. Bak imdada yetişti. İmdat bağırıyorsun. Bağırıyor. Ne yetişiyor? Ahirete iman. Ne yapıyor o? Mezar gibi dar zamanını. Abi kafam çıldırıyorum. Mezar gibi dar. Ya ustad ne yapmış biliyor musunuz? Diyor ki şimdi hayalin, istikbalde hakikaten kabrime girdim diyor. Bak şimdi. Ha burada. Kabir dört tane. Kabir bakayım dünyada var mı yok mu? Hep derim tahta kabir bir de kemik kitabı. Dar diyor. Değil mi kabir? Soğuk diyor. Karanlık diyor. Doğru mu abiler? Kimsesiz. Kimsesiz. Şimdi kafa dar çözemiyorsun. Kabirin birinci sıfatı. Çözümün ışığı yok bir nur görmüyorsun karanlık. Kimsesiz. Herkes senden uzak. Beni kimse anlamıyor. Bırak seni. Niye herkes seni anlamasını istiyorsun ki? Öyle bir dünya mı var? Mutlu ol. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle hayalini, arzularını gönder kainata. Gelecek sana villalar. Bir kişi olmuşsa genelliyor. Böyle bir şey yok dünya kardeşim. Sıkıntısız dünya o yok kardeşim o. Cennettir. Yani <laughs> mahalli talep etme kendine kötülük yapmaktır. Yani bak şimdi kimsesiz kabir. Kimsesizleştirilmişiz. Akraba bile yok. Niye? Ancak hatırına gelen cemaat ya. Şimdi gece yarısı sıkılacaksın Kimi telefon edebileceksin? O senin işte arkadaşların. Zaten işte ben diyor girdim kabire. Nüker mekir denilen diyor. iki tane zebani diyor. Ellerinde desterelerle geldiler diyor. Öyle mi diyor? İki tane iki tane münis arkadaş. Geldiler diyor. Beni çok sıkıştırdı demiyor. Benimle konuşmaya, muhabbet etmeye başladılar diyor. Kabrim genişlendi, nurlandı, ısındı, yalnızdım gitti. Kimmiş bunlar? Nükemekir Arkadaş meleği görüyor da. Farkında mısınız? Melekle görüşüyor. Çak, çaktırmadan nasıl çakıyor bak hele. Melek diyor melek. Nüker Mekir iki tane melek geldi diyor. Şimdi konuşuyoruz diyor. Yani surette hakikat hakikati surette görmek. Şimdi hayal Hayal dedi alem misal yani. İstikbalde hakikaten olacak kabrime girdim diyor. İki tane e, şey diyor. Melek melek. Allah Allah. Onlarla sohbet etmeye başladık diyor. Kimle sohbet etti? Meleklerle dünyadayken meleklerle sohbet etme bahtiyarlığına, bahtiyarlığına yükselen ustadın talebeleri. Oradan alıyor, buradan alıyor, oraya gidiyor. İkisin birden. Bak diyor ki, ahirete iman imdada yetiştir. Ne yapar? Mezar gibi dar zamanını, bak mezar gibi an. Sıkıntı işte bu depresyon bu demek yani. Bakın. Anda üçü birden yaşamak. Ayırt demiyor. Mezar gibi dar. An kafa. Tahtadan tabut değil, kemikten tabut. Kapkara, kimsesiz burada. Yani Allah ve ahiret ümitler yok. Yeisler başlamış, ümitler gitmiş. Ümit lambaları gitmiş. Allah muhafaza. İmanı bile ahiret imdada yetişti. Mezar gibi dar zamanını geçmiş ve gelecek zamanların içine alan iman bak ne yapıyor. Geçmiş ve geleceği kanatları açıp var eden iman seni senden daha büyük yapıyor. İman vasıtasıyla sen senden daha büyüksün. Bir daha. Sen senden daha büyüksün. Seni senden edecek, seni aşağı çekecek o his fikirlerine takılma. Onlarla savaşma. Bunlar iyi ki var çünkü insansın. Acı çekiyorsan iyi ki var. Diş ağrısı olmasa, diş çürüp gidecek değil mi? Allah ağrıyı mucize olarak koydu ki tamir et. Ağrılar aynı zamanda bizi var ediyor. Aa, varım. Nimet'i fark ediyoruz. Ha. Ağrılar korku ve ümit düşünüyordum. Cennet, cennet veya cehennem niye ümit ve korkusu koymuş? Onunla insan inşa oluyormuş. Su güneş gibi. Yani dolayısıyla e, sıkıntı adamı var ediyor. Varlığı tanımlıyor. Ben varım diyorsun. Ondan önce çok safalı günler vardı varlığından bile farkında değilsin. Mutlu mutlu olanlar var. dersi dersi sıkıntısız. Bunlar yaşadığının farkında bile değil ya. Ya yani, ahirete, ne ahiret. Sonra uuu. bir arabalı vapura denk gelmiştin. Bursa'ya derse gidecektik. Anlattım adama. Adam hiç Paşa Çağan onu takmadı. Sonra, i̇yi dedim kartı demek ki saklamış. Sonra bir birkaç ay sonra hocam dedi biz o zaman değerini ya, hocam ya bu nasıl duvarlar diyor falan diyor. O gün ben istemedim ama dedim kardeşim bir daha denk gelirse kemiğe alırsın dedi. Bir daha gelirsen al. Yo 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 dedi. Ondan sonra verdim. Sıkıntı olursa bunları okursun dedim. Tabi çakmıyor. Demek ki ve dünya bak bir de okuyorum. Ahirete iman imdada yetişti. İlaç imdada yetişti. Seletorin, depamin imdada yetişti. Gelecek kaygımı geçmiş takıntımı kaldırdı demiyor. İman imdada yetişti diyor. Ne yaptı? Mezar gibi kafamın içindeki yalnızlık, kimsesiz, ümitsizlik, kap çözümsüzlük görünen olayları geçmiş ve gelecek zamanları içine alan pek geniş bir zamana çevirir, geçmiş ve geleceği var ediyor. Ne kadar Önbeka mı istiyorsun, ölmek istemiyorsun imanı bilahiret ve dünya kadar eğer imanı bilahiret olursa mazi ve müstakbel var olur, belki ezelden ebede kadar bir daire vücut gösterir. Yani diyor ki: "Mazin, sen ne kadar yaşadın daha önce? 40 50 sene, 60 sene önce. Ondan önce var mıydın? Yok. Peki o zamanları yaşamak istemez miydin? Dünya Adem Aleyhisselam'la beraber olmak istemez miydin? Hatta kainat yokken Allah'ın ilminde olmak istemez miydin? Vefat ettikten sonra dünyayı merak etmez misin? Kıyameti, ezel ve ve işte bu ne istiyorsan bunu sana veriyor iman." Ezel ebed nurunda medet alır diyor iman. 756 şu alarda geçiyor. Diyor ki iman ezelden ebedden hayat nurunda medet alır. Allah'ın ilminde seni var eder. O zamandan ezelden ebede vücut alırsın. Hepsi varmış gibi vücut buluyoruz. Yani dünyadaki haberlerini merak ediyoruz. En güzel haber ahiretten. Orası buradan orayı seyredemiyoruz. Ama oradan burayı seyrediyoruz. Burada kaç tane tanıdığınla beraber yaşıyorsun? Bak bir, birbirimizi tanıyoruz. 500 kişi. lafer bin kişiyle dostun var mı o kadar samimi? Bin. Yok. Hidayet kaç kişi var senin çok samimi? Candan bin kişi var mıdır? Nerede? Böyle yapıyor. Ama vefat edince ne kadar peygamber? 124 bin peygamber candan arkadaş. 124 milyon evliya. Hat ve sava gelmeyen asviya. Hepsiyle görüşeceksin. Peki dünyada ne oldu? Oradan zaten düny dünyanın haberleri diyor. Siketazlı Gabi de ahiretin celidelerine yansıyor. Celide gazete bilgisi değil canlı. Hep gözüküyor. Üst birim olduğu için dördüncü boyut üçüncü boyutu görüyor. Ama üçüncü boyut dördüncü boyutu görmüyor. Bunu ateist diyor ki ahiret diyor İngiliz ateist Müslüman olmuş. Ee, Tanrı diyor on birinci boyuttadır diyor. Onun için her şeyi görüyor. Ahiret en azından bu dünyadan daha üst boyuttadır. Üst boyut alt boyuta hakimdir. Burada kesiyorum. Demek ki ezelden ebed'den, ezel ve ebed'den hayat nuruna medet alır. Var ediyor seni var. Ve insan olduğun için sıkıntıların faturadır. Zatınızdan kaynaklanan değildir o. Fatura neye göre çekiliyor? Mesela aynı hadisede sen o kadar sana hamiyetine göre fedakarlığına göre, rıza ilahiye göre. Sahabe demiş ya, o peygamber duymuş, Ya Rabbi ahirette vereceğin cezayı orada verme, burada ver. O peygamber demiş ki aleyhissalatü vesselam, sakın ha, orada da isteme, burada da isteme. Tamam Hamiyetimize göre bize fatura çıkıyor. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ikinci anda aziz eylesin. Risale-i Nur'un talimatı dairesinde talebe olarak unvanı kisvesiyle teris eylesin biz inşallah.